çocukların korunması hepimizin en asli vazifesi. Fakat oyun sitesi adı altında ya güvenlik açıklarından ya başka istismar alanlarının doğmasından dolayı bütün bunlar ortaya çıkabiliyor. İnsanlığı tehdit eden, kadınları tehdit eden, çocukları tehdit eden bir özgürlük alanı söz konusu olamaz. Biz bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Bu kurumlarla da konuşmak lazım. Yani söz konusu olan orada zannediyorum ki sadece içerikle ilgili değildir. Yani Anayasa Mahkemesi üyelerinin de bu bahsettiğiniz tablodan rahatsızlık duymadığını düşünmek söz konusu olamaz. Gri alan bırakaraktan herhangi bir iş yapamayız. Kuşkusuz Türkiye'deki herkes gibi siyasetçiler de, sivil vatandaşlarımız da, tabii ki yargı mensupları da, güvenlik güçleri de bu konuda en yüksek hassasiyete sahiptir. Çocuk sitesi gibi masum ya da iletişim kanalı gibi masum isimler adı altında ne yapıldığını, ne edildiğini net bir şekilde görmek zorundayız. Bu konuda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini net bir şekilde uygulayacağız, hayata geçireceğiz. Her alanda olduğu gibi. Şu birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa belki biz bugün Discord'u erişime engel getirdiğimiz için bir yasakçı zihniyetle itham edilecektik. Ama bugün bakın bu olaylar oldu, herkes kapatılmasını istiyor. O zaman burada bütün toplum kesimleriyle gerçekten beraber hareket etmemiz lazım. Başta aileler olmak üzere. Yani bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemeyebiliyoruz ve bu Discord'da kendi bilgilerinin IP adresleri dahil ve içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik. Ama burada toplumdaki algıyı da farkındalığı da beraber yürütmemizde fayda var. Toplumumuzu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Çok net bir şekilde. TikTok bunu, çok gündemdeydi. Nasıl? TikTok çok gündemdeydi. Yani. Hani ben net olarak söylemeyeyim. Hani şura şuradır demeyeyim ama hepsini yakın takipteyiz. Özellikle internet medyası üzerinde işlenen suçların önlenmesiyle ilgili yaptırımların daha da artırılması ve bu konudaki kararlılığı dün de ifade ettik. Bu konudaki sosyal medya şirketlerinin ülkemizin hukuk sistemine saygı göstermesi lazım. Biz bu konudaki kararlılığı sürdüreceğiz.